Cumhurbaşkanı siyasetle uğraşmasın. Efendim, ilişiği kesildin, kesildi, yasak diyelim. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanımızdı. Allah aşkına Türkiye'nin gördüğü en tarafkir Cumhurbaşkanı değil mi? Benim şahitliğim aynen konuşmasındaki gibi değil. Türkiye'nin yahu beni davet etmedi eşim başörtülü diye, eşi başörtülü diye vekilleri ayırdı. Eşi başörtülü olanları değerli arkadaşlar dinleyelim lütfen. Davet etmedi. Eşinin başı açık olanları davet etti. Benim eşimin başörtülü olduğunu nereden biliyor? Ayrımcılık yapıyor vekiller arasında. Bürokratların evine kadar istihbarat gönderiyordu. Kusura bakmayın. Burada önemli olan adil davranmaktır. Adil davrandığınızda bu gayet yerine gelir. Bakın bir başka şey. Dinleyelim lütfen. Kadrolaşmadan rica ediyorum. Ben anlamam. Gün boyu konuştunuz biz anlamayız. Arkadaşlar. Bakın ben bakan oldum. Dedim ki göreve başladığımda çoğulculuk bizim şiarımız olacaktır. Ve yargıda gruplaşmaya, yeni FETÖ'vari oluşumlara asla izin vermeyeceğiz diye açıklama yaptık. Ve bundan sonra da aynı prensip içerisinde gidiyoruz. Biraz ama sakin bakın olur şimdi lütfen. Beni eleştirenler. Yahu Türkiye'nin adalet sistemini 91'den 2002'ye kadar arada çok kısa bir fasıla var. Bakarsanız sosyal demokrat zihniyette bir dönemde de CHP'li arkadaşlar yönetti. Ben şimdi bir sürü şey anlattım. Şunları yaptık, bunları yaptık. Siz yapaydınız elinizden tutan oldu mu? Niye yapılmadı onların hepsi? Yani biz yaptık, şimdi de bunları küçümsüyoruz. Bunlar büyük işler. Bakın devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasını konuşanların bazı partilerle ilgili açılmış kapatma davalarında iddianamede bu konuşmalar gerekçe olarak yer alıyor. Sayın Seyfi Oktay zamanında 2000 civarında hakim alındı. Benim değerli arkadaşlar dinleyelim lütfen. 1000 civarında hakim alındı. 3000 hakim alındı. Bu örgüte kadro vermeyecekler. Kime verecekler? MHP'ye mi verecekler? Yapılacak en akıllı hareket kendi devri iktidarında örgütleneceksin, kadrolaşacaksın. Bu kadrolar günün birinde gelecek ve senin yolunu açacak. Eskiden sınavlar olurdu. Sınavların yapılacağı tarih kimseye ya bildirilmezdi. Niye tepki gösteriyorsunuz? Bilinmedik gazetelerde ilanı yapılırdı. Hoşunuza şimdi giden şeyler mi söylenecek? Öyle şey olur mu? Adil davranarak örgütü haberdar ediyoruz. Örgütü bilgilendiriyoruz. Örgütün sınava girme olanağını sağlıyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Ben burada örgütüme demek istemişim ki bakın bizim dönemimizde her şey açık ve aleni yapılır demek istemişiz. Ve yargıya müdahale etmek söz konusu değil. Ya bunu ben yapmadım. Bunu açık açık diyor ki ben böyle yapıyorum. Taraftarlık yapıyorum. Sınavda örgütümden adamları alıyorum. Yargıda örgütleniyorum. Bunlar benim kadrom olacak. Günü gelince ben bunlardan istifade edeceğim. Şimdi kalkmışlar bize ders veriyorlar. Olmaz öyle şey. Önce geçmişe dönüp bir bakacaksınız. Değerli arkadaşlar dinleyeceğiz. Gün boyu ifade ettiğiniz fikirlerinizi. Büyük bir aynadır. Bu aynaya hepimiz sıra baktığımızda biz hakikati görürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.